Ahmet Türk'ün bana söylediği bir cümle var. Kürtler de bu işin silahla çözülmeyeceğini görüyor artık. Burada e, bekletiyorum çok merak ediyorum çünkü Ahmet Türk başka diğer süreçlerde de çok enteresan açıklamalar evet. yapmış birisi ve tecrübeli bir siyasetçi bir Ankara'ya döneyim. Hacı şimdi konuşulan şu çözüm süreci olmadı ya da çözüm sürecinin ilk adımı olarak sıkışılmadı vaka ortada. Ki Mehmet Uçum da bu konuda açıklama yapmış. Partilerden de bu konuda açıklama yapıyor. Sadece tek mevzu anayasa değişim sürecinde DEM Parti'yi de yanına alması mı Cumhur İttifakı'nın? Kesinlikle öyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Ankara üzerinden okuma yaptığınızda. Çünkü yeni anayasanın referanduma gitmesi için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Yani 360 oy ee, geçtiği zaman e, şu anda referanduma gidebiliyorsunuz. Zaten AK Parti ve MHP'nin 316 milletvekili var toplamda. Ee, 316'yı 360'a tamamlamak için İyi Parti var. Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partileri var. CHP'nin içerisinde siyasetçiler var. Dolayısıyla yeni anayasa süreci sadece DEM Parti'nin kapısına gidilecek bir süreç değil. Ha DEM Parti de o işin içinde olur. Ee, o ayrı mesele. Ee, sınır ötesi tezkere için de aynı şekilde. Sınır ötesi tezkere için de DEM Parti ve CHP hayır demesine rağmen bugün Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu e, CHP ve DEM Parti'nin hayır demesine rağmen gerçekleşiyor. Meclisten tezkere geçti. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir denklem kurulurken e, ya DEM Parti'nin de desteğini alalım şeklinde bir e, duruş söz konusu değil. Burada Mehmet Uçum'un demir terör vesayetinden kurtarma meselesi sözü altı çizilmesi gereken bir söz hakikaten. Çünkü Dem Parti şu anda hala PKK'nın vesayeti altında bir siyasi parti. Kaldı ki siz e, Doğu'ya gittiğinizde, gidenler bilirler, Diyarbakır'a gittiğinizde, Şırnak'a gittiğinizde, ben Doğu'nun birçok şehrine gittim. Hatta Çukur eylemlerinden sonra yıkılan sokakları gezdim. Şırnak Cizre, Silopi, tamamına gittim. Kayyım atanmıştı. Ee, ve Dem Parti'ye, o zaman HDP'ye oy veren vatandaş... ...biz PKK'ya destek olsun diye vermiyoruz diyordu. Yani aslında HDP-Dem çizgisine oy veren seçmenin... ...büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu... ...gitsin de PKK'ya destek versin diye vermiyor. Farklı bir sosyoloji var. Onu uzun uzun konuşabiliriz. Çok farklı bir sosyoloji var bölgede. Ee, ama... DEM Parti oradan aldığı oyları maalesef PKK'nın gölgesinden çıkamayacak şekilde harcıyor diyebiliriz. Selahattin Demirtaş, Öcalan bu süreçte etkili olur mu? Bir kere Abdullah Öcalan'ın DEM Parti ve PKK için sembolik olmak dışında hiçbir değeri kalmadı. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'dan gelecek bir açıklamaya kulaklar ve gözler, Dem parti açısından söylüyorum kapalı. Hatta Selahattin Demirtaş'tı. Bu bunu seçimlerden önce sevgili Hacı zaten emin konu oluyorum. orada Hemen bir örnek düzenliyor. vererek söyleyeyim. Yani, yani birçok şey orada. Diğer Bakır'da miting yapmak Türkiye istediler. Öcalan'a özgürlük mitingi, de, mitingi başvuru yaptılar Görüşmeler Olur mu? O yaptığınız kadar da zaman mi? her şey çok net ortaya çıkıyor. Şimdi Aytunç Erkin gönlünden geçenleri söylüyor olabilir. Ben aldığım bilgileri söylüyorum. Şimdi ee, mesela hakkını yemeyelim o da, Başak Demirtaş da hatırlayın. Yani Şimdi eminliğini soruyorsun Hacı, ya. Hacı benim gönlümden geçen şu 2009'da üçüncü bir gözle masaya oturdunuz. Amerikan raporlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bitirme pozisyonunda girdiniz. E, çözüm sürecini PKK ile başlattınız. Öcalan'ı e, özgürleştirme operasyonunun içinde yer alan bir kuvvet oldu, bir çizgi oldu ve bu raporları David Phillips'ler üzerinden yarattınız ve ondan sonra Türkiye'yi çok büyük bir çıkmada soktunuz. Ondan sonra da e, ayıklayıp birinci taşıdı. hadi gelin bizi kurtarın dediniz hep beraber. Ya Allah aşkına gönlümden geçen diye söyleyeyim ben. Gönlümden geçen sen AKP genel merkezinde çıkmıyorsun ben CHP merkezine giriyorum. Ben merkezine, merkezine giriyorum. AKP merkezine giriyorum. Allah görüş, aşkına yani şimdi edin. gönlümden geçeni mi anlatıyorum burada ben? Gönlümden geçen olur mu? Ben aldığım bilgiyi aktarıyorum. Ama ben fikrimi söylüyorum. Bir üçüncü gözün Şeyinde tamam, Oslo'da tabi, yapılan sayılır. görüşmeler bir, şey bir gün niye tarihin Ay, sahnesinde şey mutlaka ortaya tekrar çıkacaktır. Ya niye zoruna gitti? Niye tarihin zoruna gitti? tarihin gitti. sahnesi şu anda yazılıyor. Bir gün ortaya çıkmasına gerek yok. Çıkacaktır. Daha hayır, Tarihin sahnesini, daha, sahnesini şu anda gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin içerisinde yazıyor. Yani orada ortaya çıkacak bir şey yok. Tarihin sahnesi gözümüzün önünde. Peki tamamla lütfen Şimdi, sevgili hacı. Erdoğan Aktaş dedi ki tabii... Ya Öcalan'la ilgili niçin sembolik, niye bu kadar emin konuşuyorsun diye sordun. Hemen şu seçimlerden önce hatırlayın. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemişti. Ben Cumhurbaşkanı adayı olabilirim demişti. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki havadan, oradaki söylemlerden yola çıkarak yine TV100 ekranlarında daha olayın başında şunu söylemiştik. Başak Demirtaş'ı aday yapmayacaklar. Yapmayacaklar. Oysa Dem Parti'nin bulabileceği en ideal Cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş'tı. Daha ideal bir aday yok. Düşünebiliyor musunuz? Eşi hapiste Başak Demirtaş meydana çıkarsa bir karşılık görür Dem Parti'den. Ben bunu söyleyince de yanlış anlaşıldı. Dem Partililerin %90'ı Başak Demirtaş'a oy verir. Dediğimde sanki Başak Demirtaş'ın Türkiye'de %90 oyu varmış gibi yanlış anlaşılmıştı. Dem partilerin %90'ı Başak Demirtaş'a oy ver, verebilecek olmasına rağmen aday göstermediler. Niye? Çünkü Selahattin Demirtaş'ın da hiçbir suçu olmasa, hapisten çıksa, adli sicil kaydı tertemiz olsa ve Cumhurbaşkanı adayı olacak pozisyona gelse yine Dem Parti Demirtaş soy ismini yani Başak Demirtaş'ı ve Selahattin Demirtaş'ı kastediyorum. Aday göstermeyecekti. DEM partide ve HDP'de farklı bir denklem kuruldu. Eş başkanlık sistemi kuruldu. Yine PKK'da farklı bir örgütlenme kuruldu. Birçok PKK eleba elebaşı var. Orada farklı bir Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK ile mücadelesi e, Cumhuriyet tarihinin ya da PKK kurulduğundan bu yana diyeyim düzelteyim zirve noktasına geldi. Yani bugün artık dışarıda mücadele ettiğiniz bir PKK var. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın e, denklemde DEM Parti Abdullah Öcalan da öyle yok. Bir, son bir örnek vereceğim. Bak çok çarpıcı bir şey. Kısaca alayım lütfen. Ümit Özda Ümit Özda e, milliyetçi olarak biliniyor değil mi? Yani öyleyim diyor. Ümit Özda bugün bir paylaşım yaptı. Dün özür dilerim bir paylaşım yaptı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin demin elini sıkma sebebi belli oldu diyerek bir ismi referans gösterdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Ümit Özdağ'ın referans gösterdiği isim İbrahim Halil Baran isimli Pan Kürdistan, Kürdistan Birliği diyen bir kişi. Bunu söyledi ve uç noktada bir kişi. Burada şu söyleniyor. işte Devlet Bahçeli niye elini sıktı dem partilerin güya şöyle bir reçete varmış. PKK silah bırakacakmış. İkincisi müebbet hapis cezası almış olanların cezası 25 yıla inecek. <laughs> Yöneticiler sürgüne gidecek. Diğerleri pişmanlık yasasından faydalanacak. PKK'nın yerine legal siyasi parti alacak. <laughs> Öcalan ev hapsine geçecek. <laughs> Kayın politikalarına son verilecek. Yeni anayasa hazırlanacak. İlk dört madde tartışılmayacak. Devlet Bahçeli ile Parti Güya böyle anlaşmış. Bakın bu uç noktadaki bir söylemdir. Ankara'da böyle bir söylem yoktur. Ee, PKK'nın silah bırakmasına dair Ankara'da ve güvenlik kaynaklarında herhangi bir talep yoktur. Peki PKK'nın silah bırakması diye bir talep şu anda yok. Çünkü PKK zaten süpürüldü. İçeriden eleman devşiremiyorlar. İçeriden terörist devşiremiyorlar. Kürt halkının üzerinden o giyotinleri kalktı. Dolayısıyla Ümit Özdağ'ın bile devlet bahçeliği eleştirmek için örnek verdiği kişi maalesef Pan Kürdistan diyen bir kişi. Ee, ve işin hülasası e, burada Dem Parti somut adım vesaire değil. Bundan sonra önümüze gelen maddeler konuşulacak. Yeni anayasa. Dem Parti ile bir pazarlık konusu değil. Peki. Yeni anayasa kesinlikle. Tamam geleceğim. Erdoğan Aktaş. Tekrar son bir cümle. Bir pazarlık adım. da yapılmadı. Anlamadım. Yani şunu söyleyebilirler. Arka planda bir pazarlık mı yapılıyor evet. diyebilirler. Arka plandaki pazarlık seçimden önce altılı masada yapıldı zaten. Şu Peki. anda Cumhur İttifakı'nda arka planda bir pazarlık yok. Geleceğim tekrar bir Aytunç'a döneyim. Çünkü vereceği bilgiler önemli Aytunç. Gönlümden geçenleri söyleyeyim ben. <laughs> şimdi, hacı yakışıklı ya. Şimdi e, Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk e, ama e, bu siyasi hareket içindeki ağırlığı olan en önemli isimlerden biri. Ya Bir abi olarak değerlendiriliyor orada. E, şimdi her kelime bizim için değerli. Ne değersiz görelim ne de abartalım diyor. Birincisi bu. Yani bunu Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını ne değersiz görelim ne de abartalım bir izleyelim diyor. E, fakat böyle bir e, işte bu süreci tekrar e, oluşturacaksak siyaset toplumu hazırlamalı değerlendirmesi var. Yani siyaset toplumu hazırlamalı. Ben e, Bahçeli'nin o el sıkması e, sonrasında işte Özgür Özel'le yaptığı o esprili diyalog e, hatta Cumhurbaşkanı'nın ee, milletin faydasına olacak hiçbir konuda diyalogdan kaçınmayız. Diyalog zeminini daha fazla geliştirmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz diyor Sayın Erdoğan. Şimdi orada, şurada çıkıyor ortaya. Ee, bir de geçen hafta e, se, se, Sinan Burhan'ın e, tv yüze aldığı özel demeç vardı e, Sayın Bahçeli'den. Orada Sayın Bahçeli ne demişti? Hani Bundan sonra yapacağı görüşmeleri de onay veriyoruz anlamına gelen cümleler kurmuştu Sayın Bahçeli Sinan Burhan'a.